Mehdi'nin ömrü hadislere göre kaç yıl? Mehdi'nin ömrü uzun görülüyor hadislerde benim anladığım kadarıyla. Bayağı uzun. Yani çünkü bayağı bir şeyler yapacağı görülüyor. Mucize olarak, Allah'tan mucize olarak ömrü uzun. Ama dünya hakimiyetinden sonra ömrü kısa. Yani 7 veya 9 yıl. Ya bu küfrü kızdırmak için tabii Allah'ın bir lütfu. Çünkü Mehdi'ye bütün güçlerini abanacaklar. Ama köpek gibi kaçışacaklar. Hiçbir şekilde güçleri yetmeyecek. Ya bütün küfür birleşecek, münafıklar birleşecek. Yani bütün pislik ordusu, bütün güçlerini abanacaklar. Mehdi'ye hiçbir şey yapamayacaklar. Allah özellikle de ömrünü uzatıyor ki sırf onları kızdırmak için. Hem İslam'ın hakimiyetine bol hizmet edebilmek için. Yani Allah onlarla aslında ya müminleri eğlendiriyor. Onların o zavallı çünkü bütün gücüne çırpınıyor onlar Mehdiyet'i durdurmak için. Ama Mehdiyet eze eze ilerliyor. Durulamıyor. Yani münafıkların paniğine bakın, küfrün paniğine bakın, insanların paniğine bakın, Mehdiyet'in de sakinliğine, ferahlığına bakın. Bütün olaylar, tabiat olayları, her şey oluyor, devam ediyor. Hazreti Mehdi de diyor, önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır diyor peygamberimiz. Bunların arasında, Hazreti Adem ve Hazreti Nuh'ta olan uzun ömürlülük de vardır diyor. Biharül Envar'da, cilt 51'de. Ispartalı katip Osman Bediüzzaman'a soruyor. Dedim ki, biz sizi Mehdi biliyoruz üstadım. Siz ise bu meseleyi hep örtüyorsunuz. Siz hakikaten Mehdi misiniz, değil misiniz? Üstad Bediüzzaman dedi ki, kardeşim, ben gelmeseydim Mehdi gelmezdi. Yahut ben gelmesem Mehdi gelemez. Mehdi'nin ömrü kısa olacaklar, ben ona zemin hazırladım, program hazırladım diyor. Yani dünya hakimiyetinde ömrü kısa, 7 veya 9 yıl. Ama dünya hakimiyeti tabii uzun sürecek bir dönem.